Evet, ikinci ünite olan denklemler ve eşitsizlikler ünitesinde bugün neleri işleyeceğiz? Denklemler konusunda birinci dereceden bir bilinmeyenli ve sonrasında ise ikinci dereceden bir bilinmeyene denklemler ve daha sonra eşitsizlikler konusuna değineceğiz. Şimdi tabii bir denklem veya eşitsizlik birden fazla bilinmeyenli de olabilir ama biz bu dersimizde sadece bir tane bilinmeyen içeren denklemler ve eşitsizlik üzerinde duracağız. Yine eşitsizlikler konusunda da birinci dereceden öncelikle birinci dereceden daha sonrasında ise ikinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikler ve bunların çözüm kümelerinin nasıl elde edildiğine bakacağız. Evet, şimdi biz öncelikli olarak denklem ve eşitsizlik kavramlarını vermeden önce bir cebirsel ifade dediğimizde bir cebirsel ifade biz bilinmeyenleri bildiğiniz gibi x, y, z yani küçük harflerle x, y, z gibi bilinmeyen dediğimiz değişkenleri 1, 2, 3 gibi sayıları ve toplama, çıkarma, çarpma, kök alma gibi işlemleri içeren ifadelere birer cebirsel ifade diyoruz. Bunlara örnek verecek olursak örneğin 2x eksi 1 bu bir bilinmeyenli x bilinmeyen olmak üzere bir cebirsel ifade. Örneğin x'in karekökünü alabiliriz. Karekök x artı z, x üzeri 3 artı y üzeri 3 ya da x küp artı y küp. Bunların her biri birer cebirsel ifadeye örnek. Şimdi biz bir denklemi oluştururken herhangi iki tane cebirsel ifade aldığımızda bu iki cebirsel ifade arasında bir eşitlik söz konusuysa biz buna bir denklem diyoruz. Şimdi bizim bir denklem karşımıza geldiğinde ya da bir denklem oluşturduğumuzda amacımız burada bilinmeyenlerin ilgili denklemi, verilen denklemi sağlayan değerine biz denklemin bir çözümü ya da kökü diyoruz ve denklemin çözümlerinin eğer birden fazla çözümü varsa çözümlerinin kümesine de bir çözüm kümesi olarak adlandırıyoruz. Yani bir denklemin bir tane çözümü olabilir ya da birden fazla da çözümü olabilir. Çözüm ya da çözümlerin oluşturduğu kümeye biz denklemin çözüm kümesi olarak adlandırıyoruz. Tabii şimdi bir denklemi çözerken arada iki cebirsel ifadenin arasında bir eşitlik söz konusu. Şimdi tabii ki buradaki amacımız bizim bu eşitliği bozmamak. Bu eşitliği sağlayan bilinmeyeni bulmak istiyoruz. Bir denklemi çözerken bir eşitliğin iki tarafına aynı sayı eklendiğinde veya denklemin iki tarafından aynı sayı çıkarıldığında nedir? Eşitlik bozulmayacaktır. Şimdi bu tabii ki bir denklemin her iki tarafına birer aynı sayıyı ekledik ya da aynı sayıyı çıkardık. Eşitlik bozulmadı. Denklem bozulmadı. Aynen kaldı. Peki çarpma ve bölmede durum nasıl diye bakacak olursak bir eşitliğin iki tarafı sıfırdan farklı aynı sayı ile çarpılırsa ya da bölünürse yine nedir? Eşitlik bozulmayacaktır. Şimdi birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemi tanımlayacak olursak bir tane bilinmeyen içeren eğer bir tane bilinmeyen varsa biz o bilinmeyeni hangi harfle gösteriyoruz? X ile gösteriyoruz. Tek bir x bilinmeyenini içeren ve bilinmeyenin de kuvveti yani üssü bir olan bir denkleme birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem denir. Ve bir bilinmeyenli denkleme ekranda da görüyorsunuz. X artı 1 eşittir 0, 2x artı 3 eşittir 5, x eksi 1 eşittir 2 eksi 2x. Dikkat ederseniz bütün bu denklemlerde tek bir tane bilinmeyen var arkadaşlar. X bilinmeyeni. Dolayısıyla bir bilinmeyenli birinci dereceden bir denklem. Çünkü bilinmeyen olan x'in üssü yani kuvveti neye? 1'e eşit. Evet, ve birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem genel olarak şu şekilde gösteriyoruz. A sıfırdan farklı olmak üzere A ve B gerçel sayıları yardımıyla AX artı B eşittir sıfır şeklinde
ki bir denkleme birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin genel gösterim olarak adlandıracağız. Örneğin biraz önce de vermiştik x eksi 1 eşittir 2 eksi 2x denkleminde. Şimdi biz bilinmeyenleri burada x bilinmeyen olduğuna göre x'in bilinmeyenin katsayısı a ve b değeri de sabit bir değer. Şimdi biz bir bilinmeyenli bir denklemde bilinmeyenleri ve sabit değerleri eşitliğin sol tarafına bu örnekte olduğu gibi eksi 2x'i sol tarafa geçirirsek bir tane de x burada var. X artı 2x'ten 3x eksi 1 2'yi de eşitliğin sol tarafına yani denklemin sol tarafına aldık. Eksi 3 eşittir 0 şeklinde de bu birinci dereceden bir bilinmeyen denklemi bu şekilde de yazmak mümkün. Şimdi biz bir denklemin çözümünü araştırırken a sıfırdan farklı olmak üzere ax artı b eşittir sıfır birinci dereceden bir bilinmeyenli bu denklemde aslında biz ne yapıyoruz? Bu denklemi, bu eşitliği sağlayan x değerini bulmaya çalışıyoruz. Aslında bizim burada yaptığımız şey nedir? Biz bu eşitliğin ne demiştik? Bir denklemin çözümünü araştırırken eşitliğin her iki tarafından aynı sayı çıkarırsa eşitlik bozulmaz. Yani denklem bozulmaz. Aslında yaptığımız şey eşitliğin her iki tarafından da b sayısını çıkarmak ya da bir diğer ifadeyle eşitliğin sol tarafındaki artı b değerini nedir? Eşitliğin sağ tarafına aldık. Buradan ax eşittir eksi b oldu ve x değerini bulabilmek için biz eşitliğin her iki tarafında bilinmeyenin katsayısı olan n'ye a'ya böldüğümüzde x'in değeri eksi b bölü a'ya eşit. Ve birinci dereceden bir bilinmeyenle bir denklemin her zaman tek bir çözümü vardır. Örneğin 2x artı 1 eşittir 0 denklemini çözelim dediğimizde aslında biz ne yapıyoruz? Bu denklemi sağlayan x bilinmeyenini bulmak için öncelikli olarak eşitliğin sol tarafındaki eksi 1'i eşitliğin sağına aldık. Pardon artı 1'i eşitliğin sağına alınca eksi 1 oldu. Buradan 2x eşittir eksi 1 denkleminde eşitliğin her iki tarafını 2'ye böldüğümüzde x'in değeri neye? Eksi 1 bölü 2'ye eşit. Dolayısıyla denklemde x gördüğümüz yere nedir? Eksi 1 bölü 2 yazdığımızda ikiler sadeleşecek. Eksi 1 artı 1'den eşit 0 olacaktır. Evet, biraz önce x artı 1 eşittir 2x eksi 1 denklemi vardı. Bu denklemde biz ne yaptık? Bilinmeyenleri bu eşitliğin bir tarafına, sabit terimleri de bir tarafına topladık. 2x'e eşitliğin sol tarafını alırsak x eksi 2x'ten eksi x. Eşitliğin sol tarafında yer alan artı 1'i de eşitliğin sağına aldık. Eksi 1 oldu. Eksi 1 artı eksi 1'den eksi 2. Ve eşitliğin her iki tarafında eksi 1 ile çarparsak x bilinmeyenin değeri artı 2'ye eşit olacaktır. Evet, şimdi birinci dereceden yani x'in üssünün bir olduğu birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin biliyoruz ki her zaman tek bir çözümü var ve bunların çözümünü bulmak kolay. Evet, yine bir tane bilinmeyen x bilinmeyenini içeren ama x'in en büyük kuvveti 2 olan bir denkleme de ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem diyoruz. Ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemi de yine A, B ve C'ler gerçel sayılar ve A sıfırdan farklı olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir sıfır şeklinde ifade edilen bu eşitliğe de ikinci dereceden yani X'in en bilinmeyenin en büyük üssü 2'ye eşit. İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem diyoruz. Örneğin x kare artı 2x eksi 3 eşittir 0. İkinci dereceden bir denkleme örnek olarak verilebilir. Tabii şimdi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözüm kümesini yani çözümünü veya kökünü araştırırken çok bir problem yok. Ama ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin çözüm kümesini araştırırken karşımıza üç farklı durum çıkabilir arkadaşlar. Şimdi bu durumları nasıl inceleyeceğiz ona bakalım. İkinci dereceden bir denklemin çözüm kümesini araştırırken biz öncelikli olarak denklemin
diskriminant olarak adlandırdığımız ve delta değeriyle gösterilen. Şimdi burada bu delta değeri, tabii ki bunu ezbere bilmemiz gerekiyor. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C. Burada A ne, B ne, C ne diye bakacak olursak. A, X karenin katsayısı, B, X'in katsayısı, C de sabit terim. Şimdi bu A, B ve C değerleri yardımıyla biz denklemin diskriminantını hesaplayabiliyoruz. Ve bu da B kare eksi 4 çarpı A, C'ye eşit. Eğer hesapladığımız diskriminant değeri negatifse, yani sıfırdan küçük ise, bu durumda denklemin gerçel bir kökü yoktur. Dolayısıyla biz kısaca denklemin kökü yoktur diyoruz. Eğer diskriminant değeri sıfıra eşit ise, bu durumda denklemin tek bir kökü var. Bu x kökü de yine bu a ve b değerleri nedir? X karenin katsayısı a, x'in katsayısı da b olmak üzere x kökü eksi b bölü 2 a'ya eşit. Üçüncü durumda ne olabilir? Diskriminant değeri pozitif olabilir. Önce negatif oldu. Negatif olabilir, sıfıra eşit olabilir ve sıfırdan büyük olabilir. Yani pozitif bir değer olabilir. Bu durumda denklemin iki farklı kökü vardır diyoruz. Ve bu köklere x1, x2 dersek, x1 kökü eksi b artı karekök diskriminant değeri bölü 2a, ya da karekök delta diyoruz kısaca. X2 kökü ise, yani diskriminant değerin hem karekökünün artılı ve de sonrasında da ikinci kökü de hesaplarken eksili değerini alıyoruz. Eksi b eksi karekök delta bölü 2a'ya eşit. Evet, şimdi buradan çıkaracağımız sonuç ne? İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin kökü olmayabilir, tek kökü olabilir ya da birbirinden farklı iki kökü olabilir. Şimdi x kare eksi 5x artı 6 eşittir sıfır denklemini çözmek istiyoruz biz. Yani bu denklemin öncelikli olarak kökü var mı ya da yok mu, buna bakmamız lazım. Şimdi a değeri, x karenin katsayısı a olan değer 1'e, x'in katsayısı b eksi 5'e, sabit terim c de 6'ya eşit. Buradan diskriminant değeri, yani b kare eksi 4 çarpı a çarpı c. Evet, b'nin karesini aldık. Eksi 5'in karesi 25. Eksi 4 çarpı a 1'di, c de 6'ydı. 25 eksi 24'ten 1'e eşit. Pozitif bir değer olduğuna göre, o zaman ne diyeceğiz? Bu denklemin iki farklı kökü var. Ve bu köklerden ilki x1 eşittir eksi b artı karekök delta. Şimdi delta değerimiz, yani diskriminant değeri 1'e eşit, karekökü de 1. Eksi b, b zaten negatif bir değer. Eksi 5, başına bir eksi daha geldiğinde artı olacak. 5 artı 1 bölü 2 çarpı 1'den, yani 6 bölü 2'den x1 kökü 3'e ve x2 kökü de eksi b eksi karekök delta bölü 2a, yani 5 eksi 1 4 bölü 2'den de 2'ye eşit. Öyleyse bu denklemin, pardon, geri gelelim, 2 tane kökü var ve çözüm kümesi 2 ile 3. Evet, bir diğer denklem x kare artı 1 eşittir sıfır denklemini çözelim. Şimdi tabii burada şunu da yapabiliriz. Yani bu soruyu iki farklı şekilde de çözmek mümkün. Ya diskriminant hesabı yapabilirsiniz. Şimdi burada x'li bir terim olmadığı için b değeri neye? Sıfıra eşit. Diskriminant değeri de b kare eksi 4 çarpı ac'den 0 eksi 4'ten eksi 4. Diskriminant değeri negatif olduğu için ne diyoruz? Bu denklemin kökü yoktur. Zaten burada x kare artı 1 eşit 0 dediğinizde, sabit terimi eşitliğin sağ tarafına aldığınızda x kare eşittir eksi 1 olacak. Karekökü eksi 1 olan hiçbir gerçel sayı bulunmadığı için, dolayısıyla buradan da bu denklemin kökü yoktur. Dolayısıyla çözüm kümesi nedir? Hiçbir elemanı olmadığı için çözüm kümesi boş küme. Evet, bir diğer ikinci dereceden bir bilinmeyen bir denklem. X kare eksi 2x artı 1 eşittir sıfır denklemini çözelim dedik. Şimdi burada x'in kat sayısı olan a 1, b eksi 2, c de 1'e eşit. Diskriminant değeri b kare eksi 4 çarpı ac'den 0'a eşit.
Yani üçüncü durum. Şimdi biz birinci durum için örnek yaptık. Denklemin iki kökü vardı. İkinci duruma örnek yaptık. Denklemin kökü yok. Şimdi burada da diskriminant değeri sıfıra eşit oldu. Yani üçüncü durumda denklemin ne diyoruz? Tek bir kökü var. Bu x kökü de diskriminant değeri sıfıra eşit olduğundan denklemin tek kökü var. X eşittir eksi b bölü 2a demiştik. B değeri eksi 2, başına bir eksi 2 daha geldi. Artı 2 oldu. 2 bölü 2'den x değeri 1'e. Yani bu denklemin tek bir kökü var. Ve bu kökü de x eşittir 1'e eşittir diyoruz. Şimdi bu ünitenin, yani ikinci ünitenin bir diğer konusu ise eşitsizlikler. Şimdi biz biraz önce bir eşitliği, bir denklemi araya eşittir işareti koyduğumuzda bir denklem elde ettik. Ama herhangi iki cebirsel ifade arasında büyüktür, eşitlik de söz konusu olabilir. Küçük eşittir veya büyük eşittir. Yani arada küçük, büyük, küçük eşit, büyük eşit işaretleri olduğu zaman bu durumda da artık eşitlikten ziyade bir eşitsizlik söz konusu. Yani iki cebirsel ifade arasında bir eşitsizliği tanımlamış oluyoruz. Şimdi eşitsizlikler ile ilgili, yani bizim buradaki amacımız da yine denklemlerde olduğu gibi eşitsizlikleri sağlayan x bilinmeyenlerin değerlerini bulmak. Eşitsizliklerle işlem yaparken bir eşitsizliğin iki tarafına aynı sayı eklenir ve iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa eşitsizlik bozulmaz. Ama bir eşitsizliğin iki tarafı aynı pozitif sayı. Şimdi burada pozitif ifadesine dikkat edin. Çarpma ve bölme işlemleri yaptığınızda eşitsizliğin her iki tarafında eğer sayı pozitifse eşitsizlik bozulmaz. Ama sayı negatif bir sayı ise bir eşitsizliğin iki tarafını aynı negatif sayı ile çarpmak veya böldüğümüz durumda eşitsizliğimiz yön değiştirecek. Yani küçükse büyük, büyükse küçük ya da büyük eşitse küçük eşittir ya da küçük eşitse büyük eşittir gibi. Yani eşitsizliğin yön değiştirmesi büyükse küçük, küçükse büyük şeklinde eşitsizliğin yön değiştirdiğinden bahsediyoruz. Evet, öncelikli olarak birinci dereceden bir bilinmeyenli bir eşitsizliğe bakacak olursak, aynı denklemlerde olduğu gibi, tabii şimdi biz bu derste sadece tek bir bilinmeyenle işlem yapıyoruz. Bir tane bilinmeyen içeren ve bilinmeyenin kuvveti bir olan bir eşitsizliğe birinci dereceden bir bilinmeyenli bir eşitsizlik denir. Örneğin x eksi 2 küçük 0, x artı 1 büyük eşittir 5, x eksi 1 büyük 2x. Şimdi burada dikkat ederseniz tek bir bilinmeyen var, x bilinmeyeni ve x bilinmeyenin de kuvveti yine nedir? 1. Dolayısıyla bir bilinmeyenli birinci dereceden bir eşitsizliklere örnek vermiş olduk. Evet, ikinci dereceden bir eşitsizlikte ise ikinci dereceden bir eşitsizliği, şimdi ikinci dereceden bir denklemi ax kare a sıfırdan farklı olmak üzere ax kare artı bx artı c eşit sıfır şeklinde ifade etmiştik. Eğer ikinci dereceden bir eşitsizlik, bir saniye hemen bekleteceğim size. Evet. Evet, birazdan birinci dereceden bir bilinmeyenli bir eşitsizlikte, örneğin burada x eksi 2 küçük 0 dediğimizde eksi 2 sabit değerini eşitsizliğin sağ tarafına aldığımızda bu ne demek? X küçük 2 olacak. Yani bu eşitsizliği sağlayan x değerleri 2'den küçük tüm gerçel sayılar diye söyleyebiliriz. Birazdan bunlarla ilgili örnek yapacağız. Evet, ikinci dereceden bir eşitsizlikte de eşitsizliğin çözüm kümesini araştırırken önce bu denklemi bir eşitlik şeklinde ifade edip denklemin köklerine bakıyoruz.
Eğer denklemin kökü yoksa bu durumda ax kare artı bx artı c ifadesi her x gerçel değeri için daima pozitif ya da daima negatif değer alır. Şimdi bunu bir örnek üzerinde yapalım. Örneğin x kare artı 1 büyük sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesini bulmak istiyoruz biz. Şimdi öncelikli olarak bu eşitsizliği eşitlik şeklinde düşündüğümüzde x kare artı 1 eşittir 0. Biz biraz önce bu eşitliğin bu denklemin çözümüne bakmıştık. Denklemin neydi? Kökü yoktu. Dolayısıyla eğer kökü yoksa ikinci dereceden bu ifade daima pozitif ya da daima negatif değer alır. Şimdi bu x kare artı 1 büyük sıfır ifadesi daima pozitif değer alır. Neden? X ister negatif ister pozitif bir değer olsun. Karesi daima ne olacak? Pozitif olacak. Bunun bir fazlası da daima pozitif. Dolayısıyla her x gerçel sayısı için x kare artı 1 büyük sıfır olduğundan eşitsizliğin çözüm kümesi. Yani her x gerçel sayısı için bu eşitsizlik sağlandığı için tüm gerçel sayılar kümesidir diyoruz. Eğer ikinci dereceden bir eşitsizliği bir eşitlik formunda ifade ettiğimizde denklemin tek kökü varsa ikinci durumda bu kök dışında ax kare artı bx artı c daima pozitif ya da daima negatif alır. Evet, biraz önce x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0 denkleminin köküne bakmıştık. Tek bir kökü vardı. Şimdi burada bir eşitsizlik olarak ifade edilmiş. Yani x kare eksi 2x küçük eşittir 0 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım. Şimdi x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0 şeklinde bir denklem olarak ifade ettiğimizde ne oldu? Biz bu denklemi biliyoruz. Daha önce çözdük. Tek bir kökü var. Bu kök de 1'e eşit. Şimdi ne diyor burada? Bu kök dışında bu ifade daima pozitif ya da daima negatif alır. Şimdi x değeri kökten farklı olacak şekilde yani x birden farklı değerleri için biz bu ifadeyi aynı zamanda nasıl yazabiliriz? X eksi 1'in parantez karesi. Bu parantezin içi ister negatif ister pozitif bir değer olsun. Karesini aldığımız için daima pozitif olacak. Dolayısıyla x kare eksi 2x artı 1 küçük eşittir 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi. Şimdi x kare eksi 2x artı 1 birden farklı kökü olan bir değerinden farklı tüm x değerler için daima pozitif. Dolayısıyla bu eşitliği yani burada küçük eşittir diyor. Sadece x eşittir 1 noktasında sağlıyor. Eşitliği veren değer 1. Onun haricindeki birden farklı tüm x gerçel değerleri için bu ifade sıfırdan küçük olmaz. Daima pozitif olduğu için tek bir çözümü var bu eşitsizliğinde. X eşittir 1. Ama burada küçük eşit sıfır değil de büyük eşittir sıfır demiş olsaydı. Yani bu eşitsizlik tam tersi yönde olmuş olsaydı. O zaman ne diyecektik? Çözüm kümesi için tüm gerçel sayılar kümesidir diyecektik. Evet, ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir eşitsizlikte kök olmadığı durum, tek kökün olduğu duruma baktık. Eğer ax kare artı bx artı c, işte küçük eşittir sıfır, büyük eşittir sıfır, küçük sıfır, büyük sıfır şeklinde bir eşitsizlik verildiğinde, eğer burada biz bu eşitsizliği bir denklem şeklinde ifade ettiğimizde ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminin iki farklı kökü varsa, biz bunları x1 ve x2 olarak adlandırmıştık. Bu denklemin kökleri x1, x2 olsun. Şimdi bu x1 ve x2 kökleri arasında ve kökler dışında kalan bölgelere bakarak eşitsizliğin hangi x değerler için sağlanıp sağlanmadığına karar vereceğiz. Şimdi x1, x2 kökleri arası ve x1'in solunda kalan yani kök dışı bir de x2'nin solunda kalan kısım var. Eğer ax kare artı bx artı c ifadesinin yani x karenin katsayısı olan a değeri pozitifse o zaman ax kare artı bx artı c kökler arasında negatif, kökler dışında pozitif değer alır. Yani
AX kare artı BX artı C ifadesinde X karenin katsayısı olan A değeri pozitifse kökler arası ters işaret, kökler dışı aynı işaret olarak da ifade edebiliriz. Eğer A negatifse bu sefer kökler arası pozitif, kökler dışı aynı işaretli yani negatif. Yani A'nın negatif ya da pozitif olup olmamasına göre verilen eşitsizliğin çözüm kümesini araştırıyoruz biz. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz 1 eksi x kare büyük eşittir 0 eşitsizliğin çözüm kümesini bulalım. Şimdi bu eşitsizliği evvela eşitlik olarak ifade edecek olursak ne olacak? 1 eksi x kare eşittir 0. Eksi x kare eşitliğin sağ tarafına atarsanız 1 eşittir x kare. Karesi 1 olan iki tane gerçel sayı var. Biliyoruz eksi 1 ve artı 1. Öyleyse bu denklemin kökleri eksi 1 ve artı 1. Birbirinden farklı iki kök. Bu ikinci dereceden denklemin iki kökü var. Şimdi gerçel sayı ekseni üzerinde biz kökleri işaretledik. Şurada tam ortada ne var? Sıfır var. Şimdi kökler arasında ve kökler dışında nasıl işaret aldığına bakacağız. Şimdi 1 eksi x karede x karenin katsayısı olan a negatif. Öyleyse kökler arası tam tersi işaret alacak. Yani 1 eksi x kare eksi 1 ile 1 arasında nasıl işaret alacak? Pozitif. Kökler dışında da aynı işaretle ya da bir diğer ifadeyle negatif değerler alacak. Şimdi bizim eşitsizliğimizde biz 1 eksi x kare değerlerinin ne olmasını istiyoruz? Sıfırdan büyük veya sıfıra eşit. Dolayısıyla sıfırdan büyük olan değerler eksi 1 ve artı 1 arasında kalan değerler. Eşitlik de olduğu için eksi 1 ve artı 1 de çözüm kümesine dahil. Öyleyse çözüm kümesi biz gerçel sayılar kümesinin alt kümelerini geçen hafta nedir? Sayı aralıkları olarak tanımlamıştık. Ve eksi bir eşitlik olduğu için bu eşitsizlikte aynı zamanda eşitlik de var. Eksi bir ve artı bir de dahil. Eksi bir, bir kapalı aralığı şeklinde çözüm kümesini ifade ediyoruz. Evet. Şimdi dilerseniz denklemler ve eşitsizlikler konusu ile ilgili hemen bir saatime bakacağım. Evet, bir yarım saat olmuş. Denklemler ile ilgili örnek yapmamıştık. Şimdi bu daha önce ekranda gördüğünüz soru geçtiğimiz yıllarda çıkmış bir sınav sorusu. Tabii şimdi bize denklemler matematiksel olarak verilebilir. Bu denklemin çözüm kümesini bulunuz denebilir. Ama bir de sözel olarak da soru bize verilebilir. Denklemi bizim kurmamız gerekebilir. Bu da öyle bir soru. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 4 katına eşittir. 8 yıl sonra babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 5 katına eşit olacağına göre babanın şimdiki yaşı kaçtır diye sorulmuş. İşte şıklarda da 24, 30, 32, 36 ve 40 olarak verilmiş. Şimdi bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 4 katına eşitmiş. Biz çocukların yaşları farkına x dersek, soruda ne diyor? Çocukların yaşları farkının 4 katına eşit. Öyleyse babanın yaşı 4x. 8 sene sonra yani 8 yıl sonra babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının. Babanın şu anki yaşı 4x. Babanın yaşına 8 yıl eklediğimizde, 8 sene eklediğimizde 8 sene sonra babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 5 katına eşit oluyormuş. Çocukların şu anki yaşları farkı da x, öyleyse 5x'e eşit. Buradan 4x artı 8 eşittir 5x şeklinde bir denklem elde ettik. Bu nedir? Bir bilinmeyenli bir denklem. Eşitliğin sol tarafındaki 4x'i eşitliğin sağ tarafına alırsak 5x eksi 4x'ten x eşittir. Neye? 8'e eşit. Biz x bilinmeyenine ne demiştik? Çocukların yaşları farkı demiştik.
Ve babanın yaşı da 4x eşitti. Babanın soruda dikkat ederseniz şimdiki yaşı kaçtır diye soruyor. Bu çocukların yaşları arasındaki fark 8'e eşit. Buradan 4x'ten 4 çarpı 8'den babanın şimdiki yaşı 32'ye eşitmiş. Doğru yanıt C seçeneği. Evet, ikinci dereceden bir denklem x kare eksi 6x eksi 16 eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi x karenin katsayısı olan a 1, x'in katsayısı olan b eksi 6 ve sabit terimde neye? Eksi 16'ya eşit. Buradan diskriminant değeri b kare eksi 4 çarpı a çarpı c'den diskriminant değeri 100'e eşit. Pozitif. Dolayısıyla bu denklemin iki farklı kökü vardır diyoruz. X1 kökü eksi b eksi karekök diskriminant eksi eksi artı 6 geldi. Eksi 100'ün karekökü 10. A değeri de neydi? 1'di. Bölü 2a'dan 2 çarpı 1'den 2 olacak. Eksi 4 bölü 2'den birinci kök eksi 2'ye eşit. X2 kökü de eksi b artı karekök diskriminant değeri bölü 2a. Eksi eksi artı 6 geldi. 100'ün karekökünü aldık. 10, 16 bölü 2'den ikinci kök 8. Öyleyse bu denklemin çözüm kümesi ya da bir diğer ifadeyle kökleri eksi 2 ve 8'e eşit. Yani kökü olması ne demek? Burada denklemde yerine yazdığımızda yani kökleri doğru bulup bulmadığınızı kontrol etmek için de denklemde gidip yerine yazabilirsiniz. Eksi 2'nin karesi 4, eksi 6 çarpı eksi 2'den artı 12 gelecek. 4 artı 12'den 16, 16 eksi 16 eşittir 0. Benzer şekilde 8'i de bu denklemde yerine yazdığımızda eşittir 0 olacak. Evet, biraz önce ikinci dereceden denklemin çözüm kümesini araştırırken x kare eksi 5x artı 6 eşit 0 şeklinde bu denklemin çözümünü bulmuştuk. Tabii denklem şeklinde ifade edildiği için. X kare eksi 5x artı 6 küçük eşittir sıfır eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi ne yapıyorduk? Eşitsizliğin çözüm kümesinde önce bu ikinci dereceden eşitsizliği eşitlik formunda yazıyorduk. Biz dersin ortalarında bu denklemin köklerini bulduk. 2 ve 3. Şimdi gerçel sayı ekseni üzerinde kökleri işaretledik. 2 ve 3. X karenin katsayısı olan a değeri 1 yani pozitif olduğundan kökler arasında bu ifade yani x kare eksi 5x artı 6 negatif değerler a'nın ters işaretlisi. Kökler dışında da aynı işaretli. Ama bizim eşitsizliğimizde ne var? X kare eksi 5x artı 6 küçük eşittir 0. Yani hangi x değerleri için bu eşitsizlik sağlanır dediğimizde kökler arasında eşitlik bulunduğu için 2 ve 3 de dahil kökler arasındaki tüm gerçel sayılar için yani 2-3 kapalı aralığındaki tüm gerçel sayılar için bu eşitsizlik sağlanır. Dolayısıyla doğru yanıt B seçeneği. Evet, son bir sorumuz daha var. X eksi 1'in parantez karesi küçük 4 eşitsizliği x'in hangi aralıktaki değerleri için sağlanır diye sorulmuş. Şimdi bu eşitsizliği birazcık düzenlememiz gerekiyor. X eksi 1'in parantez karesini açacak olursak x kare eksi 2x artı 1 küçük 4. 4'ü de eşitsizliğin sol tarafını aldığımızda artı 1 eksi 4'ten eksi 3 oldu. Yani aslında bize soruda şunu soruyor. X kare eksi 2x eksi 3 küçük sıfır eşitsizliğini sağlayan x gerçel sayıları nelerdir? Şimdi biz bu eşitsizliği eşitlik formunda ifade ettiğimizde kökleri eksi 1 ve 3. Şimdi ben köklerinin nasıl bulunduğunu anlatmayacağım. Siz bu köklerin neden eksi 1 ve 3 olduğunu kendiniz biraz önce ikinci dereceden bir bilinmeyen bir denklemin köklerinin nasıl bulunduğunu gördük. Bir size alıştırma olması amacıyla
siz bulabilirsiniz. Evet, kökleri eksi 1 ve 3'müş. Şimdi sayı ekseninde bu değerleri gösterelim. Ve x karenin katsayısı a 1 pozitif. Şimdi kökler eksi 1 ve 3. Dikkat edin, burada bir eşitlik yok artık. Küçük. Daha önceki çözdüğümüz örneklerde küçük eşittir vardı. Dolayısıyla bu denklemi sağlayan, yani denklemin kökleri olan eksi 1 ve 3 neye? Çözüm kümesine dahil olmayacak demek. Şimdi a pozitif olduğuna göre kökler arasında x kare eksi 2x eksi 3 a'nın ters işareti, yani negatif değer alacak. Kökler dışında, yani eksi 1'in solunda, artı 3'ün sağında da aynı işaret, yani pozitif değerler alacak. Biz bunu şöyle gösteriyoruz. Şimdi eşitsizlikte biz neyi arıyoruz? X kare eksi 2x eksi 3 değerlerin küçük olduğu yer neresi diye baktığımızda eksi 1 ile 3 arası. Ama bir eşitlik olmadığı için burada eksi 1 ve 3 dahil değil. Öyleyse biz bir aralıkta aralığın alt ve üst sınırları aralığa dahil olmadığını nasıl gösteriyoruz? Bir açık aralık şeklinde ifade ediyoruz. Öyleyse çözüm kümesi eksi 1, 3 açık aralığı ve doğru yanıt da D şıkkı. Evet arkadaşlar. Başka sorun var mı? Bakıyorum, yok. Evet, bu son soruydu. Evet, dilerseniz ben denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa onları öncelikle cevaplayayım ders bitirmeden önce. Var mı anlaşılmayan bir yer? Sanırım sorusu olan yok. Hayır hocam, sorusu olan yok. Evet, herhangi bir sorunuz yoksa o zaman bugünlük dersimizi burada bitirelim. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağ olun, iyi günler. İyi günler.